Evet sevgili boğalar, kanalıma hoş geldiniz. Bakalım Mayıs ayında sevgili boğaları neler bekliyormuş? 7 tane kart açıp bunları elimden geldiğince sizler için yorumlamaya çalışacağım. Hadi bakalım ilk kartımızla başlayalım. Vay, bu dönem birazcık ay olarak da Eylül. Tabii Kabala'da Eylül'ü sembolize eder bu kart sevgili boğalar. Yani herhangi bir konu hakkında bana bir şey sorsaydınız ve ne zaman olacak deseydiniz ve bu kart çıksaydı Eylül'e doğru diyebilirdim sizlere. Ermiş kartı. Ermiş kartı da arkadaşlar bu dönem birazcık daha böyle nasıl diyeyim? Üstlerinizin aslında dikkatini çekeceğiniz bir dönem sizler için. Çünkü neden? Bu dönem tek başınıza inanılmaz derecede verimli olacağınız bir dönemi sembolize eder. Yani birazcık izole olabileceğiniz, evet, insanlardan ama tek başınıza 2-3 kişinin yapabileceği işi tek başınıza çok daha iyi bir şekilde yapabileceğiniz bir dönemi sembolize eder. Aynı zamanda detaycı olacağınız, mükemmelliyetçi olacağınız ve çok güzel kritik analiz yapacağınız bir dönemi sembolize eder bu dönem. Ermiş kartı. Tek tabancasınız bu dönem iş konusunda özellikle sevgili boğalar. Bir de ne diyebiliriz? Negatifi de şudur. Yani hastane ile alakalı bir takım işleri olabilir sevgili boğaların der bu kart. Özellikle işte nedir? Alerji veya zehirlenme, yani gıda zehirlenmesi veya işte bir takım alerjik reaksiyonlar veyahut mide ile alakalı bir takım sıkıntılar der. Ermiş kartı. Hadi in bakalım ikinci kartımız. Asaların yedilisi. Asaların yedilisi de nedir? Azim der. Azimli olman gerektiğin bir dönem bu dönem senin için der. Sevgili boğa bu kart. Aynı zamanda da durma ilerle. Çünkü tek başına savaşçısın. Yani yardım gelmeyecek, sen kendi kendine yardım edeceksin der. Ve asla ve asla kontrolü elden bırakıp pes etme bu dönem der. Ve problemlerin hepsini bir anda değil de tek tek çözüme ulaştır. Ve bu şekilde gerçekten çok kısa sürede tüm problemlerinden kurtulabilirsin der bu kart. King of Pentacles, yani tılsımların kralı. Tılsımların kralı da nedir? Bolluk, refah, huzuru sembolize eder. Aynı zamanda aşırı derecede hoşgörülü ve duygusal olacağınız bir dönem ve bu konuda da kart diğer kartlarda olduğu gibi bizi uyarır. İkisinin de ortasını kullanılma, hoşgörü, duygusallık, bu İnce çizginin ucunu kaçırma, kaçırırsan kullanılırsın sevgili boğa der. Bu dönem birazcık sevgili boğalar dik kafalı olacağınız bir dönem. Yani kendi doğrunuzu bileceğiniz bir dönemi sembolize eder. Bu dönem çok fazla temas halinde olacaksınız. Yani teması seveceksiniz. Devamlı böyle insanlarla, hatta bir de sevdiğiniz insansa boğayı Allah... İncik cincik böyle kariyerci olacağınız bir dönem bu dönem. Aynı zamanda bir takım şeyler içinde acele etmeyeceğiniz ve etmemeniz gerektiğini söyleyen bir karttır aslında bu kart. Karşımızdaki kişinin karakterine entegre edersek nedir? Bolluk ve refah içindedir bu kişi. Huzur içindedir. Sevdikleri dışındakilere, hatta bazen sevdiklerine bile cimri olabilir. Kariyercidir, işkoliktir, para biriktirmeyi çok iyi bilir bu kişi. Kral olduğu için 35 artıdır ama artık krallar bizim günümüzde 30 skalasına girdiği için de 30 artı diyebiliriz bu kral için. Temas sever, doğayı sever. Yani doğada bol bol yürüyüşlere çıkar, ne bileyim. Kampa gider vesaire. Bu karakterde bir insandır bu kişi. Bir de acele etmez bu kişi. Hiçbir şey için.
Çünkü zaten bolluk, refah, huzur içinde ve para iletişimini bildiği için çok fazla acele etmez ama çok böyle NATO mermer, NATO kafadır. Çünkü şey, kesinlikle ve kesinlikle şey yapmaz. Kendi doğrusunu bilir. Yani bir şeylere onu ikna etmeniz zor olur. Öyle söyleyeyim sevgili boğalar. Hadi in bakalım dördüncü kartımız. Aşıklar kartı Haziran diyor. Kabala'da da Haziran ayıdır. Sevgili boğalar. Nedir? Tanışma, buluşma, şanslı ortaklık, ikinci bir iş. Aynı zamanda evlilik kartıdır. Yani artık bu dönem bir evlilik teklifi mi gelir? Evlilikle alakalı daha ciddi konuşmaların geçeceği bir dönem de olabilir sevgili boğalar için. Ve aynı zamanda da şanslı seçimler yapacağınız bir dönemi sembolize eder. Çünkü seçim kartıdır bu kart aslında. Aynı zamanda da. Beşinci kartımız sevgili boğalar için. Bu da Nisan kartı. Kabala'da Nisan'ı sembolize eder. Karşınızdaki kişi ise domine edecek bir kişiyle bu dönem bir iletişiminiz olabilir. Bu çoğunlukla ailede babayı sembolize eder. İş yerinde de patron. Yani iş yerinde bu dönem patrona bol bol açıklama yapacağınız bir dönem olabilir. Fakat aynı zamanda da ne diyebiliriz? Risk alacağınız bir dönem, liderlik vasıflarınızın çok yüksek olacağı bir dönem ve aynı zamanda özgüvenli, ne diyebiliriz başka? Domine, açık sözlü ve kriz yönetimini çok iyi yönetebileceğiniz bir dönemi sembolize eder bu kart. Ve bu kart her zaman kazanır çünkü şeydir, iş konusunda duygusuz ve soğuk olacağınız bir dönem. Özellikle patronsanız vallahi sizin aslında doğrusu iş ve duygusallığın karıştırılmaması lazım. Ama tabii vay sizin elemanların haline bu dönem. 3-5 aynı zamanda da hız ve deneyim der bu kart. 3-5-6 6 tılsımların dokuzlusu. Tılsımların dokuzlusu da nedir? Çabaladın, çabaladın, çabaladın sevgili boğa der bu kart. Emeğinin meyvelerini almanın zamanı geldi. Bu ödülü de sembolize eder aynı zamanda. Hani uzun süredir bir yarışmaya hazırlanıyorsunuzdur. Profesyonel anlamda sporcusunuzdur. Yarışmaya hazırlanmışsınızdır ve ödülünüzü kesinlikle ve kesinlikle alacaksınızdır. Aynı zamanda bu kart bir de şey der. Finansal başarı. Kendi başına başarı, finansal bağımsızlığı sembolize eder ve der ki bu kart benim kimseye eyvallahım olmaz çünkü ben her şeyi kendim yaptım. Yani birisi size bu dönem ya bak sen şöyle şöyle yaptın ama ben sana şöyle şöyle yapmasaydım demeseydim gibi derse çok rahat bir şekilde hadi oradan ben her şeyi kendim tek başıma yaptım diyebileceğiniz bir dönemi sembolize eder. Konforlu yaşamı sembolize eder. Yaşamınıza birazcık daha konforun geleceği bir dönemi sembolize eder. Ve kendinize özgüveninizin geleceği bir dönemi sembolize eder bu kart. 3-6 son kartımız sevgili boğalar için. Vay! Uyarı babında bir kart geldi. Kılıçların 8'lisi. Der ki her şey güzel ama seçim yapmadan önce çok acele karar verme. Çünkü olaylara birazcık daha geniş bir açıdan bakmaya özen göster. Çünkü der tuzağa çekilebilirsin. Yani bunun sonu tuzakla bitebilir veyahut da şeydir. Bu kart der ki aslında hayatını dramatize etmeyi bırak. Kendi seçimlerinin sonucunu yaşarsın bu dönem sevgili boğa der bu kart. O yüzden de sonuçlarına yani seçimlerine çok dikkat et der.
Çünkü bakın bilinçaltı gayet sakin. Su oldukça sakin. Kadının elleri ve gözü bağlı sadece. Ayakları açık. Yani sağında ve solunda kılıçlar. Önü yürüyüp ilerleyebilir. Ağzı da açık. Yardım isteyebilir. Veya arkasına dönüp gitse arkada yeni bir şehir var. Fırsat var. Olanak var. Ama bazen olur ya, basiretimiz bağlanmış deriz. Böyle elimiz kolumuz bağlıymış gibi hissederiz. İşte öyle hissettiğin zaman da der bu kart. Bir adım geri çık, daha geniş bir açıdan bak olaylara. Kesinlikle ve kesinlikle çözümü bulursun der. Mahkeme konusunda da bu kart, eğer hapisle sonuçlanabilecek bir mahkemeniz varsa, negatifinde hapis cezasını sembolize eder. Pozitifinde de kefaret. Bana bu kart çıktığında hayatımda şu şanssız bir olay yaşamıştım. Şikayetçi olan taraf bendim. Ve mahkeme benim de para cezasına çarptırılmam gerektiğine karar verdi. Ki yani neyse, o kadar olayların detaylarına girmeyelim ama haklı olan taraf bendim. Yaralanan da bendim. Ve cezayı da ben ödedim gibi düşünebiliriz. 4 7 Evet sevgili boğalar, sizler için Mayıs ayı. Tarot yorumum böyleydi. Kanalımdaki yeniliklerden haberdar olmak içinse bildirimleri açık konuma getirmeyi unutmazsanız sevinirim. Mükemmel bir ay geçirmeniz dileğiyle. Hoşça kalın.